Burada çok güzel Kur'ani bir incelikten bahsedeceğim. Allah için burayı iyi dinleyin. Peygamberlerle kavimleri arasındaki ayrışma emri bil marufta değil, nehy anil münkerde olmuştur. Peygamberler eğer kavimlerine namazlarınızı kılın, yetimleri sevindirin, fakir fukaraya iyilik edin, hayır hasenat yapın deselerdi, vallahi kavimleriyle hiçbir problem yaşamazlardı. Ama peygamberler onlara dediler ki, faiz yiyemezsiniz, insanları sömüremezsiniz, içki içemezsiniz, Allah'a şirk koşamazsınız. Bakın, onların alışkanlık olarak yapa geldiği şeylere dur dediler. Ve alimlerimizin de ifade ettiği üzere peygamberler bunu söyleyince kavimleriyle araları ayrıştı. Dolayısıyla bugün biz de eğer gerçekten insanlara sadece güzellikleri anlatsak, hayırdan hasenattan, gece namazının faziletinden, sadakanın gerekliliğinden, yetimlerin başını okşamanın fazilet ve değerinden bahsetsek, vallahi en iyi hoca bizler oluruz. Ama biz toplumun yapmış olduğu şeylere, yanlışlara, bu yanlıştır, bu şirktir, bu küfürdür, bu ateşe götürür, bu haramdır, bunu Allah sevmez, bundan Allah razı olmaz dediğimizde işte orada sen ya vatan haini oluyorsun, ya bölücü oluyorsun, ya anarşist oluyorsun. İnanın burası çok önemli bir nokta. İşte Allah bize burada diyor ki, Rabbani olan alimler onların yediği haramlardan onları sakındırmalı değil miydi diyerek nehy anil münker yapmanın gerekliliğine vurgu yapıyor. Biz de insanların yanlışlarına dur diyeceğiz eğer Rabbani alimlerden olmak istiyorsak.